transfere geri dönelim. Şimdi ben bir önce bilgi paylaşacağım. Oradan da başka bir konuya geçmek istiyorum. Sinek müsaade ederse. Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörü. Fenerbahçe'den bir oyuncuyu istediğini biliyoruz. Ama bu bir transfer gelişmesi olabilecek noktaya gelmiş durumda değil. O yüzden çok fazla detay oyuncu ismi paylaşmıyorum ama Fatih Terim'in burada bir Fenerbahçeli oyuncuyu istediğini söyleyebiliriz. Buradan şuna geleceğim. Ben kim olmayabilir söyleyeyim. Serdar Aziz olmaz çünkü Fatih Hoca gönderdi onu. Serdar Aziz değil tabii ki. Şunu soracağım. Büyük takımlar arasında, İstanbul takımlar arasında böyle gitgeller olur mu? Buradan konuyu Edin Miska'ya getireceğim. Ozan'la takas iddiası çıktı. Edin Miska bugün Emre ile, ki sorduk olmadığını yalanladılar bunu, ama Emre ile bir yemek yediği söylendi, yalanlandı bu. Ama bu tarz büyük takımlar arasında bir şeyler, bir hareket bekliyor musun? Şimdi bir kere iddia, yani Emre ile Edin Visca'nın yemek yediği iddiası son derece değerli bir gazete, spor gazetesinin paylaştığı bir bilgi. Yani Fanatik gazetesi isim de verebiliriz. O yüzden çok yabana atmamak lazım. Bir. İkincisi, taraflar böyle iddiaları fotoğraf olmadığı sürece çok fazla doğrulamaz. Çok güvendiğimiz insanlar olsa da doğrulamayabilir. O yüzden o kaynaklara da çok güvenmemek lazım. Üçüncüsü, Edin Visca'nın, ben bunu daha önce programlarda da söyledim, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ben çok net biliyorum. Yani burada yakın çevresiyle de yaptığı sohbetlerde bunun ifadeleri kullanıyor. İşte zaman zaman Göksel Bey'den izin istediği dönemler oldu bundan bir yıl, iki yıl öncesinde. Ama Başakşehir Kulübü haklı olarak en değerli oyuncusunu bırakmak istemedi. Şimdi şu anki son durumu ben anlatayım istersen. Çok kısa, Aslen nereliydin? Ondan sorayım. Aslen Kosovalıyım. Visca Bosnalı. Biraz hemşehrilik var. Oradan da yani kaynaklarımız sağlamdır. Şöyle söyleyeyim. Son durum şu. Edin Visca'da hiçbir problem yok. Bugün Göksel Gümüşdağ derse ki, kardeşim ben seni Fener'e verdim, Edin Visca koşa koşa Kadıköy'e gider. Çok açık ve net. Fakat Başakşehir Kulübü Edin Visca'yı kesinlikle ve kesinlikle bırakmak istemiyor. Yani bir yıl sözleşmesi kaldı. Hani normalde böyle bakar kulüpler. Bir yıl sözleşmesi kaldı. Seneye zaten serbest kalacak. Ben en azından bundan bir bonservis geliri elde edebilir miyim? Ya da onun yerine değerli bir takas yapabilir miyim gözüyle bakar. Fakat Edin Visca'da bu kural işlemiyor. Çünkü Göksel Bey başkan çok net bir şekilde tavrını ortaya koymuş durumda. Diyor ki sen seneye istersen bedavaya da gitsen ben seni bırakmak istemiyorum diyor. Ha bu, şu anki bugünkü durum bu. Ama yarın Emre Belözoğlu'yla Göksel Bey'in arası iyidir. Otururlar, konuşurlar. Ya başkan işte zaten oyuncu hani bize gelmek istiyor yıllardır. Bunun da sebebi şu. Ve Visca'nın Fenerbahçe'ye gelmek istemesinin sebebi, taraftarı olan, tribünleri dolu olan bir yerde oynamak istiyor. Gerçi korona dolayısıyla belki Fenerbahçe'de de bu gerçekleşmeyebilir, bu hayali, ama sonuçta böyle bir hayali var. Göksel Bey ile Emre Belözoğlu oturur ya da Sayın Başkan Ali Koç oturur, der ki işte şunu verelim, şunu alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, bir şekilde bir orta yol bulunursa, yani Göksel Bey'den izin çıkarsa bu transfer olur. Onun dışında transferin ben gerçekleşme ihtimali zaten yok. Yani adamın sözleşmeli futbolcusu. O yüzden yani bu Edin Visca transferiyle ilgili son durum bu. Olursa şaşırmam ama şu an itibariyle olacak gibi gözükmüyor. Peki biraz da ayrılacak oyunculardan bahsetmek istiyorum. O konu çok uzun. Aslında işte bazı isimler hep konuşuyoruz. Alper'i konuşmuştuk, gitti. Frey, Zanka, bunları hep konuşuyoruz. Ben biraz da konuşmadığımız isimlere gelmek istiyorum. Dirar'dan başlayabiliriz. Ben duyduklarımı aktarayım. Şimdi Dirar, Geri Rodriguez, birkaç isim daha var. Böyle 4-5 kişilik bir liste bu. Bunların kötü oyuncu olduğundan değil. Yani Dirar da Fenerbahçe kalitesinde bir oyuncu geçen yıl. Sonuçta işte nerede sol bek koy, sol bek oynuyor. Sağ bek koy, sağ bek oynuyor. Sağ açık koy, oynuyor. Çok yönlü bir oyuncu. Ama maaş yükü problemi var Fenerbahçe'nin. Maaş yükü problemi var. Geri Rodriguez aynı şekilde. Şu an bir de başka kanat oyuncularının takıma katılması durumu söz konusu. O yüzden Geri Rodriguez'in de ayrılma durumu söz konusu olabilir. Buna ben Türk oyuncularında 2-3 tane daha Türk oyuncunun
katılmasını bekliyorum açıkçası. Pekala, Fenerbahçe'de gündem çok, konuşmak da bitmez. Biz şimdilik buradan belirteceklerimiz bunlar diyelim ama tabii ki stüdyodan herhangi bir soru olursa yanıtlarız sevgili Mustafa Göksu. Ahmet Selim Kul, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Yeni sıcak gelişmelerde ilerleyen dakikalarda tekrar birlikte olacağız. Volkan'a ve sana selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyoruz. Evet, Fenerbahçe'de transfer operasyonu hareketli geçiyor ve detaylarını arkadaşlarımız da, kamp dönemine dair detayları da bizimle paylaştılar, sağ olsunlar. Galatasaray'ın orta saha transferi ne olacak diye sormuş Oruç. Biraz izleyicilerimizin sorularını hızlı hızlı isterseniz yanıtlayalım. Kolibali transferi bitti görünüyor sarı kırmızılılar adına. Bunu da ilk olarak Aspor ekranlarında vermiştik, Galatasaray'ın ilgisini, Sarpsborglu oyuncuyu. Ilgaz, Galatasaray taraftarlar için senden nasıl bir oyuncudur, Galatasaray'a ne verir yorumunu rica ederim. Konuşurken birazcık daha dikkatli konuşmak gerekiyor. Çünkü cümleleri alıntılıyorlar ama bazen yanlış alıntılanınca ortaya çok büyük sıkıntı çıkıyor. Dün Mustafa dedi ki mesela, sordu dün de programda. Hani sence Lemina'nın yerine mi, Serin'in mi yerine dediğinde, hayır ben başka bir profil oyuncu. Bence Mert Hakan düşünüyordu. Mert Hakan olmayınca böyle bir profile gidildi dedim. Vay işte Mert Hakan'a benziyor falan. Yok öyle değil ya. Oyuncunun bir profili var. Oyuncunun profili esasında Bernard Mensah'a benzer özellikler taşıyan bir profil. Yani belli ki dedim ben. Dünden başlayarak anlatmak gerekiyor bir kez daha. Galatasaray bu tipte bir oyuncu istiyor her anlamda. Yani dribling gücünden tutun şut gücüne kadar. Modern bir 8.5 numara dedim. 8.5 numara ne demek? 8.5 numara artık yani bu klasik muazzam yeteneklere sahip eski usul 10 numaraların şu dönem futbolda daha farklı mevkilere kaydırıldığını düşünür isek, ki bu özellikle Güney Amerika'da çok fazladır. Yani 10 numara olarak bildiğimiz oyuncular artık kenar forvet gibi kullanırlar. Onun arkasına sağlam gitgelleri iyi olan bir bek koyarlar falan filan. Yani oyuncu pandemiden çok güçlü dönen bir oyuncu. Onu da bir kez daha belirtmek gerekiyor. Pandemiden sonra 4 gol 1 asistle oynuyor. Şutunu geliştirmiş bir oyuncu. Evet, oyuncunun fiziksel olarak belki bazı yetilerini çok çalışarak geliştirmesi gerekiyor. Savunma disiplini daha fazla alması gerekiyor. Bunlar farklı şeyler. Ama Galatasaray'ın kafasına, yani Fatih Terim'in kafasına belli ki Mensah olmadı. Mert Hakan Yandaş olmadı. O tipte bir oyuncu var. Nedir? Topla gidebilen, belirli mesafelere gidebilen, ceza sahası dışından şut atmaktan çekinmeyen, korkmayan oyuncu grubu diyelim biz buna. Oyuncu pandemiden sonra savunma özelliklerini geliştirdi. Nasıl geliştirdi? Artık derinde karşılamayı öğrenen bir İsmail Kolibali var. Pandemi öncesine göre bakarsak özellikle. Yani ne yapıyor? Derinde birebir çok çabuk ekarte edilmektense birazcık mesafeyi koyuyor. Oyuncu sırtı dönükken geliyor, ayağından top kazanıp hemen hücuma kaldırabiliyor falan filan. Yani ben Maicon'dan gelen para eğer belirli bir rakamı oyuncu için harcanacaksa bence doğru. Niçin bunu söylüyorum? Onu da bir kez daha söylemek gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray ileride İsmail Kolibali'den büyük rakamlar kazanabilir demedim. Dediğim şuydu. Badou Ndiaye için nasıl ki bugün Türkiye'de taraftarlar ya işte Norveçli buluyor, ondan sonra Osmanlıspor 350 bin euroya alıyor, ondan sonra 6 milyon euroya satıyor. Artık Galatasaray ve bu kulüpler ellerinde para olmadığı için doğrudan risk alıp bu oyuncuları oradayken alacaklar. Sonrasında oyuncunun gelişimi, teknik direktörün oyuncuya ne kattığı, kulübünün oyuncuya ne kattığı ilgilendirir. Oyuncu nasıl gelişim gösterecek? Bilemiyoruz ki, bilemiyoruz ki. Belki de bambaşka bir şey gösterecek oyuncu yani. Ama her şey yolunda giderse evet Galatasaray'a para kazandıracak. Bu yatırımların mı yapılması gerekiyor? Evet, bu yatırımların yapılması gerekiyor. Siz bu yatırımları yaptıkça Mali, Senegal gibi ülkelerden oyuncuları Norveç'e gitmeden alabilirseniz eğer ve burada geliştirebilirseniz, o zaman oradaki doğru oyuncu temsilcileriyle de çalışabilirsiniz. Bakın Norveç'te ki çoğu özellikle Nijeryalı ve Afrikalı oyuncuların çoğunun menajeri Atta diye bir adamdır. MF2 Atta mı? MN2 Atta mı? Öyle bir adam. Hakikaten ATT A'dan bahsediyoruz yani. İşte Rosenborg'daki Samuel Adam Bengro'lardan tutun birçok oyuncuyu getirir Norveç pazarına ve oradaki kulüplerle şu şekilde anlaşır. Ben sana oyuncuyu 50 bin 60 bine getiriyorum ama satışından senden ciddi pay alırım diyor. %10, %15, %20. Yani gelişebileceğine inandığı bütün oyuncuları Norveç pazarına sokuyor. Bundan sonra siz bu adam için de doğru bir pazar haline geleceksiniz. Belki de Norveç'e götürmeden diyecek ki evet bak işte Kolibali'den verim alındı, ben artık burayı düşünebilir miyim diyecek. Yani bu tip network'ü kuvvetli oyuncu temsilcilerini de bağlayabilirsiniz bu tip transferlerle. O yüzden inşallah hayırlı olur Galatasaray'a. Öyle umalım, bakalım neler katacak. Bir taraftan Radamel Falcao'nun da açıklamaları vardı sevgili Bahar. Atletico Madrid'de Arda Turan'la birlikte çok uyumlu bir süreç yakaladık. Ve burada da çok iyi işlere imza atacağız dedi. Galatasaray her ne kadar alt yaş kategorisiyle maç yapmış olsa da